Ölmeden evvel ölmek nedir? Nasıldır? Nasıl olması gerekir? Ne yapılması gerekir ki ölmeden evvel ölmüş olalım? Önce Karadeniz Türkeli'ne selam olsun inşallah. Kardeşlerimize de özel olarak selam olsun. Allah onlardan razı olsun. Ölmeden evvel ölmek nedir? Nasıldır? Nasıl olması gerekir? Ne yapılması gerekir ki ölmeden evvel ölebilelim? Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ölmeden evvel öl. Alimlerimiz bunu anlatırken ölmeden evvel ölüm demek ölünce hesap başlıyor ya onun için kendinizi hesaba hazırlayın demişlerdir. Doğru. İşin bir bölümü bu. Ama ölmeden evvel ölmek herhalde başka bir mana ifade etmelidir. Ölmeden Kendini hesaba hazırlamak başka bir şeydir. Ölmek başka bir şeydir. Ölen Allah'a teslim olmuştur. Eğer biri öldüyse artık işi Allah'ın rahmetine kalmış ve bütünüyle Allah'a da teslim olmuştur. Aynı zamanda eğer biri ölmüşse ona ne yaparsan yap itiraz etmez. Götürüyorsun, gömüyorsun, beni gömeyin demiyor. Yıkıyorsun, beni yıkamayın demiyor. Ne yaparsan yap, öyle durur, öyle kalır. Teslim olmuştur. Ölmeden evvel ölmek demek Allah'a teslim olmak demektir. Allah'a teslim olmak. Eğer bir kul Allah'a teslim olacaksa önce güvenmesi gerekir. Allah'a güvenecek ki teslim olsun. Hiç kimse güvenmediği birine teslim olamaz. Kendini, hayatını, dünyasını, ahiretini, her şeyini, evladını malını canını teslim edemez. Eğer teslim ediyorsa güvenmesi gerekir. Hem de tam güvenmesi gerekir. Güven emin olmak em imanın sonucudur. Eğer güvenmiyorsak Allah'a bu durumda Allah'tan emin olmadığımız içindir. Yani imanımız olmadığı içindir. İmanımız eksik olduğu içindir. İman çünkü emniyeti de güvenmeyi de beraberinde getirir. Eğer güvenirse bu durumda yani iman eder, Allah'ı sever. Sevdiğimiz için Allah'ın bizi sevdiğini tadarsak ona güveniriz, emin oluruz, ona teslim oluruz. Aklımızı onun iradesine teslim ederiz, ilmimizi onun ilmine teslim ederiz. Yani ben bilmiyorum, Allah biliyor deriz. Bununla beraber evet varlığımızı onun varlığına teslim ederiz. Her şeyimizi ona teslim ederiz ki evet bu teslim olmuş bir kulun hali ölmeden evvel ölmesidir. Teslim olmuş Allah'a. Demek ki ölmeden evvel ölebilmek için teslim olmak gerekir. Teslim olabilmek için güvenip iman etmiş olmak gerekir. İşe o zaman evet nerede bakmamız gerekir? İmandan. Evet. İman neyin sonucuydu? Evet. İman muhabbetullah'tır. Muhabbetullah da marifetullah'ın sonucudur. Allah'ı bilmenin, tanımanın sonucudur. Evet kardeşlerimiz El Esmâül Hüsnâ kitabını gelecek olan kitapları da okudukça Allah'ın kendisini tanıttığı gibi vahyinden, ayetlerinden anladıkça o ayetler üzerinde Allah'ın o isimleri, güzel isimleri üzerinde tefekkür ettikçe inşallah marifetullah'a dönüşür bu bilgileri. Evet. Sonra bu bilgiden, bu marifetullah'tan muhabbetullah hasıl olur, tecelli eder. Evet. Bu muhabbetle Allah'a bütünüyle teslim olur. Ölmeden evvel ölmüş olur. Aynı zamanda bu teslimiyet bir de fena demektir. Resulullah Efendimiz buyuruyordu ifnun 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 sonra üç sefer tekrar ediyor ipkun 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 yani fena bul, fena bul, fena bul, bekabu 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 buyurdu. Eğer kul Allah'a teslim olursa her şeyini Allah'a teslim ederse aklını, ilmini, iradesini kendini, varlığını Allah'a teslim ederse fena bulmuş olur. Bu fenayı evet, kul yapar. Fena kuldan yanadır. Beka Allah'tan yakadır. Yanadır. Allah'a teslim olunca, fena bulunca bu sefer Allah'ın güzelliği o kulda tecelli eder ki Allah ile baki olur o. Allah'ın güzelliğiyle, tecellisiyle, evet, zatının sıfatının tecellisiyle kul beka bulur, baki olur. Kısa ve öz olarak böyle izah ettim ki anlaşılsın. İnşallah anlaşılmıştır.